Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'daki sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz. Ulusal Kanal ekranlarından herkese merhabalar. 16 bülteniyle karşınızdayız. Nevşehir'de tur minibüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada 27 kişi yaralandı. Tur minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 27 kişi ölümden döndü. Kaza Ankara-Kapadokya yolunda meydana geldi. Tur minibüsü Acıgöl ilçesi girişindeki kavşakta devrildi. Olayda 27 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Acıgöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İstanbul Büyükçekmece'de bulunan tekstil ve plastik malzemelerinin üretildiği fabrikada yangın çıktı. Yangında 4 yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti. Fabrika binasının ruhsatsız olduğu tespit edildi. İstanbul'da bir fabrikada çıkan yangında 4 yabancı uyruklu işçi yaşamını yitirdi. Büyükçekmece'de tekstil ve plastik malzemelerinin üretildiği fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan 1500 metrekarelik alana sahip 4 katlı binadan alevler yükselmeye başladı. Olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri, çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangın sırasında binanın çatı katına çıkan ve burada mahsur kalan 20 işçiyi kurtardı. İşçilerden 4'ü ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler fabrika içinde yaptığı incelemede 4 işçinin cansız bedenine ulaştı. Fabrika binasının ruhsatsız olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'da iş insanlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürt kardeşlerimi yanlış söylemlerle aldatıyorlar dedi. Kayyum atanan belediyelere dikkat çeken Erdoğan sandığa gidin çağrısı yaptı. Terörle mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı inlerine girdik, girmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iş insanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan son dönemde yaşanan tartışmalara değindi. Kürt kardeşlerimi yanlış söylemlerle aldatıyorlar. Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu'da belediyelere kayyum atanan şehirlere dikkat çekti. Şu anda Diyarbakır'ı tanıyamazsınız. Bakıyorsunuz 3 gidiş, 3 geliş, ayrıca yaya gidişleri filan, geceleri pırıl pırıl böyle bir şehir inşa ettik. Kürt de olsa o benim kardeşim, insandır, ona hizmet etmek görevimdir. İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yi sloganıyla yapılan toplantı Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. İstanbul'da yarın yapılacak seçimler için vatandaşlara çağrıda bulundu Cumhurbaşkanı. İstanbullu hemşerilerime sandığa muhakkak giderek demokratik haklarına sahip çıkma çağrısı yapıyorum. Erdoğan terörle mücadelenin süreceğini de vurguladı. Hep söyledim. Yine söylüyorum. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. İnlerine girdik, inlerine girmeye devam edeceğiz. AK Parti'den Saadet Partisi'ne sürpriz bir ziyaret yapıldı. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada bizler aynı yolun yolcularıyız vurgusu yapıldı. Ülke gündeminin değerlendirildiği görüşmelerin devam etmesi konusunda mutabık kalındı. AK Parti heyeti Saadet Partisi'ni ziyaret etti. Çünkü bizler aynı yolun yolcularıyız. AK Parti heyetinde Genel Sekreter Fatih Şahin'le Grup Başkan Vekili Bülent Turan yer aldı. Heyet, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ve Genel Sekreter Taceddin Çetinkaya'yı ziyaret etti. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde 45 dakika süren görüşme sonrası iki partinin yetkilileri kameralar karşısına geçti. AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, aynı yolun yolcularıyız vurgusu yaptı. Aynı medeniyet değerlerinden paylaşan, beslenen iki tane partinin zaman zaman farklı süreçlerde, farklı tavırlarda birbirlerini değerlendirseler de esas itibariyle aynı vatan toprakları içerisinde, aynı medeniyet değerleri içerisinde hareket etmesini tekrar hatırlamış olduk. Çünkü bizler aynı yolun yolcularıyız. Bu partilerin farklı düşüncelerini bir troll diline bırakmamak durumundayız. AK Parti Genel Sekreteri Şahin de Saadet Partisi ile partisinin ilişkisine dikkat çekti. AK Parti ve Saadet Partisi'nin kökleri de, geleceğe dair idealleri de
birbirine çok yakındır. İhtilafımız rahmettir diye düşünüyoruz. Bu ziyaretlerimizin, bu bir araya gelmelerimizin bu ihtilafın rahmete dönüşmesi için çok önemli, çok kıymetli olduğuna canı gönülden inanıyoruz. Saadet Partisi adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Yalman da ziyaretlerden dolayı yine AK Partili heyete teşekkür etti. Bundan sonraki kanunlar dahil çalışmalar konusunda mutlaka görüş alışverişinde bulunmamız gerektiğini de ifade ettiler. İki parti de seçimlerden sonra da bir araya gelinmesi konusunda mutabık kaldı. Seçimden sonra da bir araya gelip belli konuları beraber değerlendirmeyi, özellikle meclis çalışmalarında nasıl katkı sağlanabilir konularını değerlendirmeyi beraberce tartıştık, konuştuk. Çok kıymetli bir sohbet oldu. Bundan sonra da bulunmaya devam edilmesi konusunda mutabık kaldık. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Öcalan mektubu üzerinden Erdoğan'a yönelik eleştirilere yanıt verdi. Yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz denildi. İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun sosyal medya hesabından basın açıklaması paylaştı. Öcalan'ın mektubu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilere tepki gösterdi. PKK ile HDP arasındaki güç savaşını ortaya çıkaran mektup üzerinden Cumhurbaşkanı'na yönelik eleştirilerin doğru olmadığı belirtildi. Altun, hükümetin terörle mücadele ettiğini, her zaman askerlerin yanında olduğunu ifade etti. Açıklamada Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı'na ve Pençe Harekatı'na kadar yapılan operasyonlarda Erdoğan'ın rolüne dikkat çekildi. Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşlara gönderdiği randevu almadan aile hekiminize gidebilirsiniz mesajına hekimlerden tepki geldi. Aile hekimleri randevusuz sistemin kaliteli hizmeti engelleyeceği görüşünde. Randevu sistemini tamamen çöpe attı bakanlık. Sağlık Bakanlığı'nın 19 Haziran'da vatandaşlara attığı mesaj sağlık sektöründe tepki oluşturdu. Şimdi mesajı özetlersek her türlü sağlık sorununuzu da öncelikle aile hekimimize başvurun. Mesajın bu kısmı ile ilgili hiçbir sorunumuz yok. Ama mesajın devamında aile hekiminize randevu almadan başvurabilirsiniz diye ve randevu almadan kısmını büyük harflerle yazılmış. Öyle bir mesaj atıldı. Gönderilen mesaj üzerine aile hekimleri kararın kaliteli bir sağlık hizmetini engelleyeceğini söyledi. Mesajın bu ikinci kısmına olan tepkimiz var maalesef. Randevu almadan kısmını bu kadar bastırarak halkımıza göndermek maalesef bizi çok üzdü. Neden? Şimdi biz birinci basamak sağlık hizmeti veriyoruz aile hekimi olarak. Aile hekimliğinde koruyucu sağlık hizmetleri ön plandadır. Koruyucu sağlık hizmeti vermek için de hastaları belirli bir süre ayırmamız gerekiyor. Randevusuz sisteme geçilmesi hekim kadar hastayı da etkiliyor. Çünkü randevusuz sistemde muayeneye giden hasta sayısı artıyor ve hekimin bir hastayla ilgilenebilme süresi de kısalıyor. Bu süre maalesef 5 dakika değil. Yani Dünya Sağlık Örgütü bu süreyi 20 dakika olarak söylüyor en az. Biz de buna yani en azından 10 dakika ayırmak istiyoruz. Ama mesela ben dün 85 hasta baktım. Yani 85 hastayı mesaiye böldüğümüz zaman ortalama 4-4,5 dakika yapıyor. Yani 4,5 dakikada ben hastaya nasıl bir koruyucu sağlık hizmeti verebilirim? Konuyla ilgili konuşan Doktor Sercan Ahmet Uluç, randevusuz sistemin planlamasız ve kalitesiz hizmete dönüşeceğini ifade etti. Yani bu mesajla maalesef randevu sistemini tamamen çöpe attı bakanlık. Randevu sistemi olmadan da bizden kaliteli bir sağlık hizmeti vermemizi maalesef beklemesinler. Hekimler kaliteli bir sağlık hizmeti için yeniden randevulu sisteme geçilmesini istiyor. Şimdi önceden tabii ki randevusuz gelenler oluyordu. Ancak bakanlık da bizden diyordu ki randevu sistemi ön plana çıkartın, vatandaşımız gelsin kaliteli sağlık hizmeti alması için randevuyla çalışın diyordu. Şimdi bunların hepsini çöpe atan bir mesaj attı. Ya bu ne perdesi, bu ne lahana turşusu diyoruz maalesef. Kaliteli sağlık hizmeti için randevu sistemi şarttır. UNESCO geçici dünya mirası listesinde bulunan Laodikya Antik Kenti'ndeki stadyum güzergahı gün ışığına çıkarılıyor. Stadyuma giden tarihi caddede çalışmalara başlandı. İncil'de ismi geçen kiliselerden biri Denizli'de bulunuyor. Adı Laodikya Antik Kenti. Laodikya, Efes'ten sonra Anadolu'nun en büyük antik kenti olarak kabul ediliyor. Yılın 12 ayı kazı çalışmalarının devam ettiği antik kent, 2016'da Laodikya Kilisesi'nde uygulanan restorasyon ve konservasyon çalışmaları sebebiyle ödül almıştı. Şimdi de 30 bin kapasiteli 2000 yıllık stadyuma giden caddenin aydınlığa çıkarılması için kollar sıvandı. Şu anda stadyum caddesindeki kazı çalışmaları devam ediyor. Buradaki en önemli hedeflerden birisi
antik kente gelen ziyaretçiler Suriye Caddesi'nden ayrıldıktan sonra Stadyum Caddesi'nden devam ederek Anadolu'nun en büyük stadyumu olan Laodikiye Stadyumu'na, Güney Hamam Kompleksi'ne, Meclis Binası'na ve Agora'ya ulaşımı sağlayacaklar. Tarihçesiyle dünyaca üne sahip olan Laodikya Antik Kenti'ndeki çalışma sayesinde turistler yeni güzergahta gezebilecek. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris için şarkı yazmıştı. O şarkı şimdi ölümsüzleşti. Eski ilköğretim müfettişlerinden Köy Enstitülü emekli öğretmen Arif Hekimoğlu'nun 61 yıl önce yazdığı bestesine meslektaşları can verdi. Doğasına, denizine, çamına, mehtabına aşık olduğu kentin şarkısını yazdı. Şimdi o şarkı meslektaşları tarafından ölümsüzleştirildi. Bu şarkıyı babam çok içten ve gelerek derleyip toparlamış, yazmış o zamanlar. Ve ondan sonra zaten hep mırıldanırdı kendi kendine. Hatta uduyla çaldığını da biliyorum, söylediğini de biliyorum. Eski ilköğretim müfettişlerinden Köy Enstitülü emekli öğretmen Arif Hekimoğlu 61 yıl önce Marmaris'i besteledi. Son halini kendine dinlettiğimde herhalde mutluluktan uçacaktır. 90 yaşında Alzheimer hastası olan Hekimoğlu'nun ender hatırladığı konuların başında da bu şarkı geliyor. Torunu İngilizce öğretmeni Aysun Hekimoğlu vefa örneğiyle kolları sıvadı. Müzik öğretmenlerinin ortaklaşa çabaları neticesinde de şarkı kayıt altına alındı. Böyle başladık. Sonra notayı aldık. Beste de çok güzel, şarkı da çok güzel, sözleri de çok güzel. Marmaris'i tamamen anlatıyor. Daha sonra bunu ölümsüz bir hale getirelim. Kayıt altına alalım dedik. Sonra Marmaris'teki yaşayan müzisyenlerle, hocalarımızla yine Marmaris'te bir stüdyoda amatör bir kayıt ama başarılı bir amatör kayıt oldu, öyle söyleyeyim. Şarkıyı müzik öğretmeni Barış Fırındöz'ün utalandırdı. 9-8'lik şarkının turistik ilçenin tarihi serüvenini de aktardığı belirtildi. Bence Arif hocamın dediği gibi Marmaris'leri, Marmaris sevdalarına güzel bir hediye. Ben de bu hediyenin içinde bir parça faydam olduğu için çok mutluyum ve gururluyum. Marmaris'in tanıtımı için ve Marmaris için güzel bir an olarak yaşatmaya çalışacağız. Hekimoğlu'nun emekli öğretmen oğlu Osman Hekimoğlu da babasının yıllar önce şarkıyı son haline getirmek istediğini ancak bir türlü hayata geçiremediğini söyledi. İnsanlar biliyordu, okullarda söyleniyordu ama tabii bu kadar mükemmel bir halde değildi. Şu anda sanıyorum herkes bu şarkıyı çok sevecek ve mırıldanacak, söyleyecek her tarafta. Bültenimizin burada sonuna geldik. Saat 18.30'da Ana Haber Bülteni'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın.